İyi günler kıymetli ETV izleyenleri. Bugün günlerden cuma. Cuma hayırlı bir gün. Cuma bereketli bir gün. Bugünkü program konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlık Baş Müfettişi Sayın Doktor Dursun Aygün. Değerli hocam, Gönül Sohbetleri programına hoş geldiniz. Hoş öncelikle Serhat şehrimiz Edirne'mize de hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, çok sağ olun. Değerli hocam, her hafta Edirne İl Müftülüğü'nün hazırlamış olduğu ETV ekranlarından canlı olarak yayınlanmakta olan Gönül Sohbetleri programında gönül dostlarıyla beraber oluyoruz. Bugünkü Gönül Sohbetleri programının konuğu da sizsiniz. Ayaklarınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Değerli hocam, öncelikle tabii konumuza geçeceğiz ama birkaç kelimeyle Edirne'yi bize anlatın desek ne anlatmak istersiniz? Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani Edirne deyince tarihimiz, Edirne deyince Serhat şehrimiz, Edirne deyince Selimiye Camii'miz, Üç Şerefe, Eski Cami, eyvallah, tarih tepeden tırnağa, eyvallah, geçmişimiz. Bu anlamda Edirne muhteşem bir şehir. Halen de bütün ecdadımızın eserleri büyük ihtişamıyla, güzellikleriyle Edirne'mizi süslemeye devam ediyor. Eyvallah. Biz de gördükçe gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Aslında bir başkentten başka bir başkente geldiniz. Aynen, Osmanlı'ya çok 90 küsür yıl baş şehirlik yapmış olan bir şehirde ağırlıyoruz sizleri. Allah razı olsun tekrar. Değerli hocam, bugün toplumsal huzurun temel unsurlarından bahsedeceğiz değerli izleyicilerimiz, hocamızla. Tabii ki günümüzde şu özellikle deprem felaketinden sonra en çok ihtiyacımız olan konulardan bir tanesi. Toplumsal huzur, görevlerimiz, sorumluluklarımız, nelere dikkat etmemiz gerekiyor bu dönemde? Tabii bunlardan bahsetmeye çalışacağız değerli hocamızla. Hocam, genel anlamda bir çerçeve çizelim. Toplumsal huzurun temel unsurlarının önemi nelerdir? Buradan bir giriş yapalım. Sonra madde madde inşallah değinmeye çalışalım. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Edirne Televizyonu'na ve sizlere beni burada konuk ettiğiniz için. Eyvallah. Biz Edirne'mize, bu güzel şehrimize burada yürütülen din hizmetlerini yerinde görmek üzere doğrusu geldik. İlçelerimizi de dolaşıyoruz. Burada öncelikle şunu ifade etmek isterim. Müftülerimiz, vaizlerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz, bütün görevlilerimiz canla başla burada din hizmetini yürütüyorlar. Bu Necip millete çok güzel bir din hizmeti sunuyorlar. Öncelikle o hocalarımıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sonra tabii Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızın da doğrusu bizi izleyen seyircilerimize ayrı ayrı selam ve muhabbetlerini de iletmek isteriz. Çünkü biz Diyanet İşleri Başkanımız adına buralara geliyoruz. Bu vesileyle de bu televizyonda bugün inşallah Edirneli kardeşlerimizle buluşmuş olacağız. Hepsine de tekrar buradan selam, sevgi ve muhabbetlerimizi, saygılarımızı arz ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. İfade ettiğiniz gibi bizler bir toplum içerisinde yaşıyoruz. İnsanın tek başına varlığını sürdürmesi mümkün değil. Evet. Bu itibarla bir takım toplumsal kurallar, toplumsal dinamikler, toplumun huzurunu sağlayacak çok temel unsurlar var. Bu unsurlara, bu ögelere, bu niteliklere sahip olduğumuzda, bunları koruduğumuzda, gerçekleştirdiğimizde İşte o zaman toplumda huzuru, sevgiyi, saygıyı, birliği, beraberliği sağlamış oluruz. Ama bu esaslara, unsurlara riayet edilmez ise o zaman toplumda huzurun yerini kargaşa alır, kötülükler alır, hatta anarşi, terör alır. Bu bakımdan bu konu son derece önemli. Bizim bu cennet vatanımızda her bir köşesinde bu anlayışı vatandaşımız aslında çok güzel bir şekilde yaşıyor. Ve özellikle biraz önce siz de değindiniz, bu
acıların, felaketlerin, çok korkunç asrın felaketi denen bu deprem hadisesinde, depremler hadisesinde gerçekten bu milletin bu değerlere ne kadar önem verdiği, birazdan geniş ele aldığımızda göreceğiz. Hı hı. Ne kadar itinayla bu değerler etrafında kenetlendiğini görüyoruz. Gördük daha doğrusu. Biz bunu sadece bu tür olaylarda değil, bütün yani hayatın rutininde de, bütün ülke genelinde. Evet. Bunu başardığımızda, çok şükür bizim ülkemiz gerçekten etraftaki ülkelerle kıyaslandığında hakikaten huzur içerisinde. Ama zirve noktada bu işi, bir toplumsal huzuru, barışı en güzel bir şekilde sağlayacağımıza da ben şahsen inanıyorum. Eyvallah değerli hocam. Bu çok önemli. Yani evet. Bu o esaslar olmadan toplumsal huzuru sağlamamız olmaz. Evet. Toplumsal huzuru sağlamadan da gerçekten mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hayatı sürdürmemiz mümkün olmayacak, takdir edersiniz. Eyvallah. Değerli hocam, toplumsal huzuru, huzurun temel unsurlarından birlik, beraberlikle başlayalım evet. O zaman. Şimdi bunu şöyle maddeler halinde hatırlamaya çalışalım. Bu benim sıralamam ama siz de ilave edebilirsiniz. Çünkü tabii. Kur'an, sünnet, sosyal olaylar zaten konuştuğumuzda kendiliğinden ortaya çıkacak. Toplumda huzurun olabilmesi için birlik, beraberlik, sevgi, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma, efendim insanların sorumluluklarını, görevlerini bir hakkın yerine getirmesi, toplum, kamu otoritesi tarafından belirlenen her türlü göreve riayet edilmesi gibi evet. Gerçekten çok önemli unsurlar var. Biz bunları toplumumuzda ne kadar başarıyla sağlar yerine getirirsek hedefimize o doğrultuda ulaşmış oluruz. Eyvallah. Hocam. Tabii hocam bunların başında sizin de ifade ettiğiniz gibi birlik, beraberlik geliyor. Bizim elhamdülillah ülkemiz 85 milyon büyük bir ülkeyiz. Tabii bu arada bizim ağırladığımız, ülkemizde kucağımızı açtığımız evet. Belki 4-5 milyon da Suriyeli, Afganlı veyahut işte başka ülkelerden gelen insanlar var, hocam, sığınmacılar var. Ukraynalılara bile kucağımızı açtık değil mi? Yani evet. Ne kadar necip bir milletiz. Evet, yani. Çok şükür. Dolayısıyla neredeyse 90 milyonluk bir ülkeyiz. İşte biz öncelikle bu birlikteliğin sağlanması, huzurun temininde hiç şüphesiz birlik, beraberlik geliyor. Bizim yani 85 milyon insanın, fertlerin ayrı ayrı düşüncesi olabilir, görüşü olabilir, ayrılıkları olabilir. Bunlar tabidir yani. Herkesi aynı bir tornadan çıkmış gibi düşünmek mümkün değil. Evet. Ama bizim mutlak surette asgari müştereklerimiz var. Her toplumda vardır ama bizde çok daha güçlü ve dinamiktir. Bu değerlerimiz üzerinde mutlak surette birliğimizi, beraberliğimizi sağlamamız gerekiyor. Evet. Bununla ilgili olarak bizim referansımız, en yüce baş tacımız Kur'an-ı Kerim. Eyvallah. Malum ayet-i kerimeler var. Mesela Ali İmran suresi var. Orada ayet-i kerimeyi hatırlar isek Cenab-ı Hak ne buyuruyor? وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Siz Allah'ın ipine, yani Kur'an-ı Azimüşşan'a, İslam'a sımsıkı sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا. Sakın ha ayrılığa, tefrikaya düşmeyin. Bu muhteşem bir şey. Şimdi ayetlerin gerisinin de şöyle anlamını hatırlamaya çalışalım. Buyurun Sayın Hocam. Bu aslında bize bu birlik, beraberliği sağlamadığımız takdirde başımıza nelerin gelebileceğini de işaret eden ayetler. Diyor ki hatırlayın Allah'ın size olan nimetlerini. Allah sizin kalplerinizi birleştirdi. Ne ile? İslam ile. Ve ondan sonra sizleri bu İslam ile kardeşler yaptı. Evet. Yani bizim kardeşliğimizi sağlayan en temel unsurların başında hiç şüphesiz İslam geliyor. İslam geliyor. Ve diyor ki
siz bu İslam gelmeden önce ve kuntum ala şefa hufratin minen nar. Yani aynen şu masa gibi tam bu uçurumdan yuvarlanmak üzereydiniz. Allah sizi fe'enkazekum minha, buradan kurtardı. Neyle? İşte İslam ile, Kur'an ile sizleri kardeş yapmak suretiyle. Biz buradan anlıyoruz ki biz birlik beraberliğimizi iyi sağlayamaz isek, Kur'an, sünnet etrafında, değerlerimiz etrafında kenetlenmez isek, Allah uyarıyor, her an ayağınız kayabilir, her an büyük felaketlerle, tehlikelerle karşılaşabilirsiniz diye bizi uyarıyor. Eyvallah. Çok şükür bizler de bu toplumun fertleri olarak bu anlayış içerisindeyiz. Bunu çok daha güçlendirmek, çok daha kenetlememiz gerekiyor. Eyvallah. Hocam mesela bir başka ayet daha, eğer bu birlik beraberliği korumamızın zarureti konusunda diyor ki ayeti kerime Enfal suresi ve atiyu Allaha ve Resulahu. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve la tenaza'u. Birbirinize düşmeyin. Evet. Ya bu müthiş bir uyarı. Yani ifade ettiğim gibi bakın olabilir siyasal politik ayrılıklar da olabilir. Evet. Burada insanlar birbirlerine saygı duyacaktır. Ama birbirinize düşmeyin. Çekişmeyin. En azından askeri müşterek dediniz ya hocam. Evet. Yani İslam konusunda, Kur'an konusunda, Hazreti Peygamber'e ümmet olma konusunda, değerlerimiz konusunda. Vatanımız, evet, şu cennet vatanımız. Milli ve manevi değerler noktasında. Değerlerimizde bir ortak noktamız olması gerekiyor. Mutlaka. İşte peki böyle olmaz ise ne olur? Fetefşelu. Zayıflarsınız. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ Sizin gücünüz, kuvvetiniz, hatta bu rihukum kelimesini devletiniz olarak anlayan da var. Devletiniz yok olur diyor. Bu Kur'an'ın ifadelerine, Kur'an'ın ifadelerine bayılıyorum Sayın Hocam. Yani o kadar güzel bir ayeti, evet, söylüyor, arkasından da açıklamasını yapıyor ki reçeteyi yani, yazıyor yani. Yazıyor tabii. Dolayısıyla bizler bu konular hususunda son derece hassas olmak durumundayız. Zaten malum etrafımıza şöyle bir baktığımız zaman ülkemize diş bileyen, tabiri caizse bu ülkeye zarar vermek için çalışan dışarıda yeterince unsurlar var. Biz de içeride her şeye inat. Bu birliğimizi, beraberimizi, Kur'an, sünnet değerlerimiz etrafında muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. Kurtlar sofrasında oturuyoruz değerli hocam. Evet. Şimdi yine gerçekten bizim dinimiz elhamdülillah muhteşem. Yani bazen insanlar İslam'ı tanıyamadıklarından dolayı bazı ön yargılı seyircilerimizi tenzih ederiz ama böyle o da bilmedikleri için, tanımadıkları için İslam hakkında ileri geri konuşanlar olabiliyor. Bakın şu Efendimizin, Peygamberimizin hadis-i şerifine bakın. Yani muhteşem bir şey. Diyor ki müminleri, inanan insanları tanımlarken onlar birbirlerine acımada, birbirlerine merhamet etmede, birbirlerini korumada bir bina gibidirler. Evet. Benzetmeye bakınız. Çok bir mükemmel. Bina gibidirler. Bir vücut gibidirler. Nasıl insanın bir vücudu, bir organı acıdığında bütün vücut ondan rahatsız olur ise, eyvallah, işte müminler de böyledir. Yani dolayısıyla bizim işte deprem, bakın ya, Allah korusun ülkemizi, Allah korusun. Rabbim böyle afetlerden muhafaza buyursun. Amin inşallah. Orada o 11 ilimizde çok korkunç bir felaketi yaşadık ama bundan bütün toplum olarak hepimiz etkilendik. Evet. Ve ne kadar duyarlı, ne kadar necip, ne kadar yardımsever, ne kadar birliğine, beraberliğine düşkün her şeye rağmen bir millet olduğumuz da elhamdülillah bir kez daha ortaya çıktı. Hatırlayın o gün, o olayın olduğu birkaç gün içerisinde aman Allah'ım canhıraş bütün insanların o acıları paylaşma, o yardımlaşma. Herkes bir şeyler yapmak istiyor hocam. Evet. Muhteşem bir örnekti. Belki dünyada bunun eşine benzerine rastlanmaz. Binlerce tırlarla, arabalarla insanlar
Bu gerçekten çok güzel. En çok da beni etkileyen kısmı kendi ihtiyacı var, biliyor ama o ihtiyacını öncelemeyerek depremzede kardeşlerine giyeceğini, yiyeceğinden, rızkından, kumbaralarını bozduran çocuklar, harçlıklarını bozduran çocuklar. Gerçekten elhamdülillah bunlar son derece önemli. Eyvallah. Daha bu ayetleri, hadisleri çoğaltmak mümkün ama bir şunu da hatırlatmakta fayda var. Bakın. Buyurun sayın. Bir şairimizin dediği gibi girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu topluya sindiremez. O ne kadar güzel çok özetlenmiş. Güzel. Ve biz inşallah böylesi bir milletiz. Öyle ama bunu korumamız gerekiyor. Bu zor zamanlardaki bu kenetlenme, birlik, beraberliği her zaman sağlar isek Allah'ın izniyle bu Türk milletinin sırtı yere gelmez. İnşallah. Ben ona inanıyorum hocam, şahsen. Hocam sözünüzü balla keserek şunu söylemek istiyorum. Tabii medyayı takip ettiğimizde, tüm dünya gündemini takip ettiğimizde bütün ümmetin umudu Türkiye. Evet. Diyoruz evet. Ya mesela yakın bir zaman önce yine pandemi denen bir illeti atlattık. Evet. Yani sadece kendi ülkemizi değil tüm dünyaya, sadece Müslüman olarak da değil, tüm değil, dünya Müslümanlarına tabii. değil. Maske üretemeyen, hazırlıksız yakalanmış aşısı olan, olmayan, aşısı olmayan herkes aşı. Herkes aşının sakladığı yerde biz ürettiğimiz aşıları evet. ücretsiz dünyanın her tarafına gönderen bir... Adeta insanlık dersi verdik değerli hocam. Çok Müslümanlık güzel. Dersi demiyorum, gerçekten insanlık aynen dersi öyle. Verdik. Aynen. Ve Müslümanlığın ne güzel bir din olduğunu o hareketlerimizle tüm dünyaya göstermiş olduk. Çok şükür. Buyurun değerli evet. hocam. Tabii yine... Bununla bağlantılı bu toplumsal huzurun esaslarından bir tanesi de hiç şüphesiz kardeşlik. Kardeşlik. İslam kardeşliği bu. Bu kardeşlik yani aynı anadan babadan olma kardeşlikten daha öte bir kardeşliktir. Çünkü bunun temelinde hiçbir çıkar yoktur, menfaat yoktur. Tek ortak paydası imandır, İslam'dır. Yani birbirini bilmeyen, belki tanımayan insanlar hep bu ruh ile kenetlenmektedir. Ve Kur'an, yaratıcı bizzat Kur'an'ında müminleri kardeş olarak ilan ediyor. İnnemel mu'minune ihvatun. Buradaki innema ifadesi Arapça tabirle ancak ve ancak. Yani başka bir şey değil. Bir güçlendirme var. Tabii diyor ki hasrı yani dikkat edin. Siz sadece ve sadece kardeşsiniz. Muhteşem bir şey. Muhteşem bir şey. Ama bu kardeşlik dediğim gibi hiçbir çıkar şu vesaire. Sadece Allah rızası, sadece Kur'an, İslam temelinde bir kardeşlik. Tabii bu kardeşlikle birlikte bakın devamında da muhteşem bir uyarı var. Diyor ki فَاَصْلِحُوا بَيْنَا اَخَوَيْكُمْ. Peki madem kardeşsiniz bu kardeşliği sağlayacak, bunun bozulmasına fırsat vermeyecek çok önemli bir şeyi mutlaka yapın. Nedir? Arabuluculuk yapın. Yani bak ortalığı karıştıran, bölen, parçalayan değil, arabuluculuk. Islahul beyin deniyor buna. Yani gerçekten bu işte toplumsal değer bunlar. Şimdi hukukta yer buldu. Son zamanlarda biliyorsunuz bazı avukatlar avukatlık titrinin yanına aynı zamanda parantez içerisinde arabuluculu, yani, arabulucu yazıyorlar. Aynen yani. Bu. Evet. Ombudsmanlık mı diyorlar ne diyor genelde? Evet. İşte bu aslında bu görevi evet. Cenab-ı Hak bütün müminlere vermiştir. Tabii. Ya biz dolayısıyla hiçbir zaman kendimiz bozgunculuk, tefrika unsuru olmayız, olmamalıyız, olamayız. Ama böyle bir yanlış gördüğümüzde de beni alakadar etmez deyip geçmemeliyiz. Eyvallah. Bu bize toplumsal bir görev, Allah'ın verdiği görev. Niye? Bu çok önemli. Niye sadece Cenab-ı Hak durup dururken bu konuya işaret ediyor? Başka konu yok mu? Çünkü İslam kardeşliğiyle asla bağdaşmayan ve onu bir çırpıda ortadan kaldıracak olan çok kötü bir yanlış bir tavırdır. Onun için diyor ki evet bir iki grup arasında hatta devletlerden bahsediyor. Yani bizim ülkemizde zaman zaman arabuluculuk yap. İşte şu tabii, anda Rusya-Ukrayna işte, Rusya, Ukrayna, tam da bu ayetlerin hemen üst tarafında Hucurat Suresi'nde
böyle iki devlet arasında, iki grup arasında böyle bir şey olduğunda arabuluculuk yapmasını da öneren bir dinin mensupları. Hazreti Peygamber döneminde de Evs ve Hazreç kabilelerin değil mi değerli hocam? Yani? Evet, en önemli ilk önce el attığı meselelerden bir tanesiydi. Evet. Onun için burada da açık bir şekilde bunu Kur'an ortaya koyuyor. Değerli hocam, tabii İslam kardeşliği deyince bunun lafla olmuyor bu iş. Eyvallah. Yani tamam kardeşiz ama bu kardeşliğe de ilkeler getirmiş. Uyulması gereken hususları, riayet etmemiz gereken konuları Peygamberimizin tek tek sıraladığını görüyoruz. Allah bir yerde tek sadece arabuluculuk yapın dedi. Yani bir eğer dargın, kırgın vesaire olan varsa onların arasını düzeltin. Ama Peygamberimiz devam ediyor. Diyor ki, la tahasedu, sakın haset etmeyin. Haset etmeyin. Haset, yani kıskançlık. Tam bir kangren. Aynen. Neler oluyor, neler bu hasettikten evet. dolayı. Başka, ve la tenaceşu dedi burada. Ticaretinizde, alışverişinizde birbirinizi aldatacak, kandıracak, yanlış yapacak. Bu yanlış alışveriş örneklerinden bazılarını sıralıyor. Yapılmış bir anlaşmanız var ise tabii, bozulma noktası. Genel anlamda yani alışverişin esaslarına uygun düşmeyen bütün bu yanlışlardan da uzak kalın. Ticari ahlak diyebilir miyiz? Ticari ahlak. Aynen o. Evet. Ona işaret ediyor. Dolayısıyla müminler... Kardeş olan müminler üstelik bir de ancak kardeş onlar... şimdi birbirini aldatamaz, ticarette birbirini aldatamaz, işte alışverişinde birbirini aldatamaz, bozuk mal satamaz, fahiş fiyatla mal satamaz. Evet. Satabilir mi? Yani şimdi maalesef ülkemiz gerçekten bu son zamanlarda bu yüksek fiyat artışları, fahiş şeylerle uğraşıp duruyor. Bunun tabii enflasyon şu bu faktörleri vardır. Ama istismar da var değerli hocam. Ama bunun yanında gerçekten istismarlar, fırsatçılıklar, kara borsacılıklar ve bütün bunlar işte İslam kardeşliğine sığmıyor. Az önce söylemiş olduğunuz yine bir deprem felaketi yaşadık. Çok iyi, cansiperane bir şekilde yardım eden kardeşlerimizin, mümin kardeşlerimizin yanında aynı zamanda tabii işi kötüye kullananlar da var derler. Yani. Kira artışları. Efendime söyleyeyim bu bardağın fiyatı 3 liraysa birden sen depremzedesin bunu 5 liraya çıkarma gibi gayri ahlaki, i̇şte. Gayri İslami şeyler sergileyenler tavırlar. Yani fırsatçılık. Evet. Böyle bir İslam'ı şey yok. İslam'ı tasvip yani. Ettiği bir konu değil. Asla. Sonra bakın ya bunlar işte İslam kardeşliğinin toplumsal değerleri nasıl ayakta tutmak için belirlediği muhteşem esaslar. Ve la tebağadu. Birbirinize buğz etmeyin. Buğz etmeyin. Ya bilemiyorum yani gerçekten şunların her birisi. Ve la tedaberu. Birbirinize sırt çevirmeyin. Şimdi biz gerçekten toplumumuzda sadece biz değil yani insanlık. Bütün müminler, inanan insanlar gerçekten uygulasa çok güzel şeyleri Allah'ın izniyle başlarız. Değerli hocam, tabii çok güzel maddelere değineceksiniz. Çok hoş bir sohbet oluyor. Siz bunları söylerken benim de böyle aklıma, zihnime yeni şeyler geliyor. Hazreti Peygamber'in buraya kadar söylenenlerden ve bundan sonra söylenecek olanlardan veda hutbesini okuduğumuz zaman hani insanlar şimdi bu insan hakları bildirgeleri falan filan diyorlar ya. Evet. Aslında Hazreti Peygamber'in veda hutbesini bir insan okusa İnsan hakları bildirgesine falan gerek yok yani bir Müslüman, evet, bir evet. insan okusa. Öyle değil mi değerli hiç hocam? Hiç şüphesiz, hiç şüphesiz. Zaten bunlar evrensel değerler olmuştur. Evrensel değerler, yani evet. Ben inanıyorum ki bu en son yayınlanan o evrensel insan hakları beyannamelerinde mutlaka bu metinlerden faydalanıldı yani. Bu çok tabii bir şeydir. Evet. Bu çünkü bir hayat akışı ya aslında hiçbir din bir kötülüğü emretmiyor zaten. Tabii. Ve bizim dinimiz en son din. Orada bozulan, efendim çarpıtılan ne var ise onları da tekrar aslında rücu ettirerek son şekliyle ortaya çıkmış ve en son din. Evet. Dolayısıyla
bütün medeniyetleri etkiledi, etkiliyor. İnşallah. Bu çok doğal bir şey. Eyvallah. Buğz etmede kalmıştınız. Evet, buğz etmeyeceğiz. Birbirimize sırt çevirmeyeceğiz. Sonra muhteşem. Bakın. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun diyor. Bakın dikkatinizi çeken. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ. Burada bir ayrım da yapmadı. Yani ey Allah'ın kulları. Herkese seslenen bir anlayış. İslam bu hani bir barış dinidir diyoruz ya. Evet. Bu işte. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا. Ey insanlar, Allah'ın kulları, kardeşler olun. Sonra yine tekrar hatırlatıyor. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Ya. Haksızlık yapmaz. Efendim yalnız bırakmaz. وَلَا يَحْقِرْهُ. Hakir görmez. Hor görmez. Tepeden bakmaz. Onu küçümsemez. Şimdi nasıl olacak? Şimdi burada herkesin kendini sorgulaması lazım. Evet, sigara çekmemiz gerekiyor. Yani insan bakıyorsunuz işte zengindir, makam mevki sahibidir, ne bileyim güzeldir vesaire. Ama bütün bunlara sığınarak, dayanarak kendi gibi olmayan insanlara tepeden bakmak. Bu son derece yakışıksız bir şey. Halbuki buna da şöyle bakmak lazım kanaatimce. هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. Bu Rabbimin bana bir lütfudur. Allah'a şükür vesilesi olması lazım. Tabii. Yani bunları kullanarak diğer insanları küçümsemenin, hor hakir görmenin hiçbir anlamı yok. Yani insanlığa da sığmaz, adaba da, kurala da sığmaz. Ve bakın muhteşem bir uyarı diyor ki aleyhissalatü vesselam, hepimizin kulağına küpe olması lazım. Bir kişiye günah olarak kardeşini, bir insanı hor hakir görmesi yeter diyor. Eyvallah. Başka günah aramaya gerek yok. Evet. Bu nedir? İşte dinimizin insana ve toplumsal değerlere ne kadar büyük bir önem verdiğini en açık delilidir. Ondan sonra da tam bir manifesto, Müslümanın Müslümana, insanın insana canı, malı, kanı, ırzı, namus, şeref ve haysiyeti haramdır. Bunlar dokunulmazdır. Bunlara dokunamazsınız. Evet. Yani gerçekten bizim Kur'an'ı, sünneti incelediğimizde bu birlik, beraberlik, kardeşliğe ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Bir de değerli hocam, gerçekten hayran kaldığım bir hadis-i şerif daha var. Bunu hiç unutmamamız gerekiyor. Bu şeyle alakalı. Sevgi. Tabii sevgi olmadan hiçbir şey olmuyor. Zaten sevgi, evet, saygı olmadan hiçbir ne birlik, beraberlik, ilk maddede şey ne kardeşliği olmaz. Tesis edemeyiz değil mi? Mümkün değil. Onun çimentosu, harcı, ana unsuru. Evet. Malum bir hadis-i şerif var. Diyor ki, sizler iman etmediğiniz müddetçe mümin olamazsın. Yani bu açık zaten. Cennete giremezsiniz iman etmeden. Evet. Ama devamında وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. Siz birbirinizi sevmeden de mümin olamazsınız. Evet. Ne muhteşem bir esas. Gerçekten. Yani inancı, imanı sevgiye bağlayan bir din. Şimdi bu dine yanlış bakanlar, bu dini anlamayanların hakikaten bunlara bir dikkat edip incelemesi lazım. Yani inan, eğer gerçekten birbirinizi sevmiyorsanız kamil manada Müslüman olamazsınız diyor. Evet. Bu kadar önemli bir husus. Hatta Peygamberimiz birbirinizi sevmemiz için, aramızda sevgi, sayı tesis edebilmemiz adına öğretileri var. Ne diyor? Efşu selam, aranızda selamı selam yayın. Ve başka varyantlarında ve at'amut ta'am. Yani birbirinize ikramda bulunun. Selam ve ikram. Evet. Yani bu bakımdan ya bu selam konusu da çok önemli. Başlı başına bir konu değerli hocam. Yani evet. Ya
nasıl diyeyim, o aradaki muhabbeti, birliği, beraberliği açan kapı bir anahtar gibi. Tam da bir öyle. Hastaneye gidiyoruz, sözünüzü bölüyorum ama oturuyoruz, yanımızda biri, selam veriyoruz. Selam vermediğimiz zaman ikimiz de birbirimize böyle ters gözle bakıyoruz. Veya yani. Otobüste veya herhangi bir yerde. Ama birimiz birimize selamun aleyküm dediği zaman bir sıcaklık oluyor. Hiç muhabbet şüphesiz. Kaynağı veriyor. Nerelisin, işte kimsin, tabii. Nesin yani. Bir de aslında bu bir duadır birbirimize. Yani bizim bazı insanlar da bu selamun aleyküm ifadesinden maalesef rahatsızlık duyanların bile olduğunu görüyor. Halbuki evet. Bu da benim yine kanaatim bunun anlamını çok fazla bilmediklerinden. Yoksa selamun aleyküm ne demek? Allah'ın selamı, esenliği, barışı, güzellikleri üzerine olsun. Bak benden çekinme. Ey mümin benden kardeş. Sana zarar gelmez demek bu ya. Bir duadır aynı zamanda. Evet. Bazıları selam diyor sadece. Biz bunu anlatamıyor muyuz acaba? Herhalde ya anlatamıyoruz ya da bunda bir şey yok yani bu. Ha bu şunu söylerken efendim merhaba, günaydın, iyi akşamlar, hayırlı sabahlar bunları bir manisi yok ki. Zaten dediğiniz gibi selamun aleykümden sonra başlıyor muhabbet. Çorap söküğü gibi geliyor. Değil mi? Merhabasıyla, iyi günüyle, hayırlı günüyle vesaire. Bunlar çok doğal şeyler. Ama ya bu da bir dini bir terim, literatürdür yani. Bu hatta şöyle bazı ifadeler vardır ki bunun hiçbir dille de alakası yok. Evet. Selamun aleyküm kimse Arapça falan böyle bir şey değil mi? Evrensel bir. Selamun aleyküm evrensel bir dildir, ifadedir. Hayır. Maşallah, inşallah bunlar hepsi evrensel ifadelerdir. Tabii. Ezan da öyledir. Şimdi Allahu Ekber deyince bütün dünyanın her tarafında her bir mümin bunu anlıyor. Bitti bu kadar. Ya bunun tartışmanın bu şöyledir. Arapça bu dille alakası yok bu işin. Aynen burada da dolayısıyla belki de biz iyi anlatamıyoruz. Bilemiyorum selamı. Yoksa selam bir duadır ya bir merhabadır, bir güzelliktir. Arkadaşımıza, kardeşimize kendisine bir zarar gelmeyeceğinin tatlı dille, tebessümle bir ifadesinden başka bir şey değildir. Eyvallah. Evet. Evet tabii bu toplumsal huzurun temel unsurlarından bir tanesi de yardımlaşma değerli evet. Hocam. Aslında programımızın başında bu depremzede kardeşlerimize yapılan işte ülkemize muhacir olarak gelmiş olan, sığınmış olan kardeşlerimize göstermiş olduğumuz o duygu yardımlaşma duygusu. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Ayetler ve hadisler ışığında. Evet. İslam bize yardımlaşma konusunda ne ifade ediyor değerli hocam? Şimdi doğrusu bu yardımlaşma konusu inanın bizim toplumumuzun en güzel başardığı hususlardan evet. Bir tanesi. Gerçekten. Sadece burada değil. Bakın yurt dışına gittiğiniz zaman mesela bizim kardeşlerimiz 1980 hatta 60'lı yıllardan itibaren çalışmak için vesaire gitmişler. Şimdi gittiklerinde yaptıkları en önemli işlerden bir tanesi hemen orada bu yardımlaşma, dayanışma ruhuyla temel değerlerine sahip çıkma adına orada camiler yapmaya başlamışlar. Bu bir kişinin altından kalkabileceği bir şey mi? Asla değil. Ama insanlar işte bu bizim dinimizden, örfümüzden, inancımızdan aldığımız bu anlayışla birlik, beraberlik ruhuyla orada bunu başarıyorlar. Dernekler, vakıflar. Evet şu dernek. Anda sırf Almanya'da bakın bir örnek 3000 civarında cami var. Ya. Ve bunun çoğu da bizim vatandaşımızın başardığı hususlar. Ülkemizde de aynı şekilde. Evet. Sadece cami değil, okulda. Efendime söyleyeyim hastanede böyle ihtiyaç sahiplerine yardımda, zekatta, fitrede muhteşem bir gerçekten duruş sergiliyor milletimiz. Ben bunun bu ruhu İslam'ın bu değerlerinden aldığına canı gönülden inanıyorum. Ve Diyanet İşleri Başkanlığımız yardımlaşma, yardımların yerine ulaştırılması noktasında çok büyük görev ve sorumluluklar icra ediyor değerli hocam. Zekatların yerine ulaştırılması. Evet. Bir dönem belki bir işte o
FETÖ hain darbe girişiminin olduğu zamana kadar belki biraz kurum olarak ihmalkarlık yaptık. Yani kendi öz eleştirimizi yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Yani kendimizi anlatamadık. Anlaşılmadık. Bazıları daha ön plana çıktı ama evet. O musibetle Diyanet'in de ne kadar önemli olduğu da anlaşılmış evet, oldu. Bir evet, de o boyutu ne kadar önemli var. Bir, şimdi ben zaman zaman yaşıyorum. Mesela geçen gün programa girmeden önce de söylemiştim. Mehmet Kapukaya hocamızla bu konuyla alakalı işte zekatlar verilebilir mi, verilemez mi gibilerinde konulardan da bahsetmiştik de. O duyuru yaptıktan sonra mümin kardeşlerimizden camiye gelerek hocam madem veriliyormuş başkanlık kanalıyla bunu uygun yerlere iletir misiniz diyenler oldu. Bu yardımlaşmayı tesis etmesi benim camiamın çok güzel, iftar edilecek bir tablo değerli aynen. Hocam. Şimdi yani genel anlamda baktığımız zaman Kur'an ve ta'avenu alel birri ve takva. Bak bu genel bir ifade. Evet. İyilikte ve takvada yarışın. Bu şeyi yardımlaşmayı sadece maddi anlamda da düşünmemek tabii. gerekiyor. Bunun iki boyutu var. Hem maddi hem manevi anlamda. Yani paranız vardır, yardım eder, insanların ihtiyacını gidersiniz. İlminiz vardır, irfanınız vardır, bu şekilde insanlara yardımcı olursunuz. Tecrübeniz vardır, çok bu tecrübe son derece önemli. Bir geldi sizin uzman olduğunuz alanla ilgili bir arkadaşınız sizden yardım talep etti. Bak bunu hep maddi olgu evet. olarak almamak gerekiyor. İşte o da bir yardımlaşmanın türüdür, dayanışmadır. Veyahut gördük bir yanlış içerisinde. Bak onu o yanlışından çekip almak da yardımlaşma ve dayanışmanın türlerinden bir tanesi. Onun için evet. Cenab-ı Hak genel anlamda iyilikte ve takvada yardımlaşın. Bakın, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ Sakın ha düşmanlıkta ve günahta yardımlaşmayın diyor. O çok temel, genel bir ilke. Evet, bu maddi yardımlaşma konusunda da gerçekten Kur'an'ı, sünneti incelediğimiz zaman muhteşem emirler var, yönlendirmeler var. Bunun çok ama çok büyük sevap olduğunu bize bildiren hadis-i şerifler var, ayet-i kerimeler var. Çok uzatmama adına sadece bir ayet-i kerimeyle yetinelim. Buyurun, ama hocam. Bir hadisi şerifi doğrusu paylaşmak isterim. Buyurun değerli hocam. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi bakın hadis-i şerifte Müslümanların kardeş olduğunu ifade eden hadisin devamında diyor ki "Men kâne fî hâceti ahîhi kâne Allahu fî hâcetihi." Her kim ki bir mümin kardeşinin, bir insanın ihtiyacını giderirse Allah-u Teala Hazretleri de onun bir ihtiyacını karşılar. Eyvallah. Şu esasa bakar mısınız? Sonra وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ kurbeten. Her kim bir kardeşinin diyor. Ya bu o kadar muhteşem bir ifade ki bir kardeşinin sıkıntısını giderirse. Bak bu her türlü sıkıntı maddi olabilir, manevi olabilir, başka şey olabilir. Yani evet. bunu giderirse Allah-u Teala Hazretleri de onun sıkıntısını, bir problemini giderir. Ve her kim ki bir kardeşinin bir ayıbını, kusurunu örterse Allah onun kusurunu, ayıbını örter. Ne kadar güzel ifadeler. Bunların hepsi toplumsal prensipler, kurallar çok bunlar. Çok güzel. Niye? Biz bunlara riayet etmediğimiz zaman işte hakikaten toplumda çok ciddi problemler oluyor. İfade ettiğiniz gibi hocam, Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu konuda hamdolsun muhteşem görevler yapıyor. Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte. Bakın depremde de bizim 20 bini aşkın halen de sahada olan kardeşlerimiz, imamlarımız, müftülerimiz, vaizlerimiz, Kur'an kursu hocalarımız şu anda halen orada görev yapıyorlar. Sadece maddi anlamda değil, söylediğiniz gibi tabii. O kadar mümin kardeşimizin cenazelerinin defnedilmesi, bunlar başlı başına belki de oradaki insanlar için yakınlık kaybetmiş bir insanın yakınını toprağın altına koymak maddiyattan daha önemli.
Tabii hiç değil şüphesiz. Mi? Ya biz orada sadece cenaze defni değil, o zaten ilk yani, şeydi. Ama diyorum. Şimdi televizyonlarda dikkat edersin, dedin, mavi yelekliler var. Şimdi her yerdeler maşallah. Yani müftüsü, vaizi, imamı, müezzini giyiyor. Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanı. Zaten böyle Diyanet Vakfı da nihayet Diyanet din hizmetlerini yürütme adına kurulmuş. Beraberce kol kola. Çok muhteşem, güzel bir vakıf. Şimdi orada bir taraftan yemek veriyor, bir taraftan su dağıtıyor, bir taraftan işte o depremzedenin bir ihtiyacını veyahut da gittiği yerde mutlaka koşturuyor. Manevi danışmanlık. Manevi danışmanlığını yapıyor. Biraz önce sözü açılmışken, bu uzun köprüde bir KYK var, Kredi Yurtlar Kurumu. Orayı gittik, ziyaret ettik. Orada da 200'ün üzerinde depremzede. Allah razı olsun, devletimize, Rabbim zeval vermesin. Kollarını açmış, insanlarla sohbet ettik. Devletine dua ediyor. Yani diyor ki, Allah razı olsun diyor. Yani mütevekkil, yani başımıza bu geldi ama devletimiz sahip çıktı. Baktım orada bizim iki tane hocamız, sürekli orada bir bayan, bir kadın, erkek orada ilgileniyorlar. Ya gurur duydum ben. Belki şunun için söyledim hocam bunu. Bazen ithamlar oluyor, evet, da ithamlar, bu Diyanet nerede ben falan filan. Diyanet var. Her yerde hocam. Var ama biz şey değil, reklam peşinde değil ki. Yani biz sonuçta bir kamu görevlisiyiz. Nasıl devlet reklam mı yapacak yani? Biz de devletin bir parçasıyız. Buna gerek de yok. Ama her yerdeyiz. Vatandaşlarımız bunu görüyor, biliyor. Bir de biz hocam sadece burada da değil, bakın yurt içinde değil, yurt dışında da. Mesela ben geçenlerde Moritanya'ya gitmiştim. Diyanet İşleri Başkanlığımızın orada o fakir ihtiyaç sahipleri, susuz, su yok. Suya ihtiyaçları. Su yok. Onlara onlarca kuyu açıldı. Ama o kuyuları, adı kuyu, yani kuyu derken yanlış anlar, bir sebil. Bizim nasıl bir Selimiye'nin etrafında muhteşem şadırvanlar var ya. Evet. Aynen o şekilde pırıl pırıl, o kadar güzel ki gitmiş Afrika'nın bilmem o Moritanya'sında, Sudan'ında, Senegal'inde, Mali'sinde, her yerde gerçekten. Bu nereden geliyor bunun kaynak? Kaynak da yine bu millet, bu aziz millet. Yağdırıyor orada bir kuyunun maliyeti neyse, bir şehir bakıyorsunuz bir kampanya yapıyor. 10 tane, 20 tane götürüp kendi adına orada kuyu açıyor. Yani sebil açıyor. Allah razı olsun. Ondan sonra oradaki fakirlere yardım ediyor, okullarına yardım ediyor, camilerine yardım ediyor ve ülkemiz, bu aziz millet her yerde var. İşte saydığınız o maddeler ortaya çıkıyor. Evet, işte sevgi, bu. Saygı, kardeşlik, birlik, beraberlik, ümmet olma. İşte zaten bu olmasaydı bizim oralarda ne işimiz olabilirdi? Yani. Ha, başka oralarda olanlar var. Başka ülkelerde sanki, var ama biz onun için ihmal ettik değil. Değerli hocam, değil mi? Yani yakın zamana kadar biraz ihmal ettik oraları. Artık olan olmuş. Yani, fakat biz şu anda elhamdülillah Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, devlet olarak her yerde, yani gerçekten eyvallah, biz kendi devletimizle, milletimizle ne kadar gurur duysak az. Eyvallah. Yani bunu gerçekten canı gönülden, dışarıda bunu bizzat gören insanlar olarak, insan olarak söylüyorum. Oralara gittiğimde değerli hocam, o insanlar, siz sözlerinizin başında dediniz ya, bu ülkeyi ümit olarak, hakikaten öyle. Evet. Yani ben Rusya'da da bulundum. Oradaki kardeşlerimiz de, yani Türkiye dediği zaman gözlerinin içi gülüyor. Diyor ki, siz orada yani öksürürseniz biz burada nezle oluruz diyor. Yani böyle bir anlayış, evet, var. Siz ne kadar güçlüsünüz, ne kadar bir berabersiniz, biz de o kadar güçlüyüz diyor. Bu dışarıdan böyle okunuyor Türkiye. Bu millet hakikaten böyle görülüyor. Onun için bize hakikaten millet olarak çok şeyler düşüyor. Bunları Allah'ın izniyle zirve noktada başardığımızda o kardeşlerimiz de huzur içerisinde oluyor. Evet. Bizden güç alıyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti gerçekten elhamdülillah büyük bir devlet.
yıllara sari geçmişi var. Büyük bir milletiz, büyük bir devletiz. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Amin inşallah. Rabbimizin bize yüklemiş olduğu görev ve sorumluluklar var. Evet. Diyelim oradan yola çıkarak görev ve sorumlulukları yerine getirme maddesine gelelim. Evet. Yani en önemli konulardan bir Tabii. tanesi de bu yani. Şimdi bunlar saydığımız hususlar son derece önemli. Ama bu görev ve sorumluluk bilinci olmadan bunları da başarmamız mümkün değil. Hepsi birbiriyle ilintili şeyler. Evet. Bu maddeleri alt alta yan yana sıralayın. Hepsi birbiriyle ilintili. Bir tanesini çektiğiniz zaman olmaz. Bina çöker. Yani yarım kalır. Başaramazsınız. Bu itibarla bizim hem şahıs olarak görevlerimiz var, kurumlar olarak görevlerimiz var, devletin bizatihi ayrı ayrı yapması gereken görevler var. Biz şahıslar olarak düşündüğümüzde işte bizim çalışma hayatımız var. Evet. İşte bir memur isek, bir işçi isek mutlaka üzerimize düşeni en iyi bir şekilde yapmalıyız. Mutlaka. Öğretmen isek aynı şekilde işte çocuklarımızı çok iyi yetiştirmek, vergisini vermek, zekatını vermek, kurbanı gibi mali ibadetleri mutlaka yerine getirmek. Evet. Yani burada da efendim sorumluluklarımız var bizim. Evet. Bizim hem dini sorumluluklarımız hem toplumsal sorumluluklarımız var. Bütün bunları bir hakkın yerine getirmeliyiz. Yani herhangi bir kamu görevlisi diyelim, bir memur, bir amir, şimdi kendi üzerine düşeni kurallar nasıl belirlemişse o şekilde yerine getirmediği takdirde o iş yarım yamalak kalıyor. İnsanlar huzursuz oluyor. Topluma iyi hizmet verilemiyor. Dolayısıyla herkese bir görev düşüyor, sorumluluk düşüyor. İşte anne ise anne, baba ise baba. Yani bu kadar illa kamu görevi adına da düşünmemek Tabii. lazım. Herkes üzerine düşen, hepimizin ayrı ayrı roller var hocam. Ailemize karşı sorumluluk. Evet, her birimiz karşı. Bakın işte annedir, babadır, efendim müdürdür, amirdir, çalışandır, velidir değil mi? Evet hocam. Mükelleftir. Bütün bu rollere göre biçilmiş, belirlenmiş görevlerimiz var, sorumluluklarımız var. Eyvallah. Bunları mutlaka yerine getirmemiz gerekiyor. Yerine getirmediğimiz zaman hem toplumda huzuru bozmuş, zedelemiş oluyoruz ama aynı zamanda Allah'a karşı da büyük bir vebal altında kalmış oluyor topluma ve Rabbimize karşı. Bundan dolayı mutlaka hesaba çekileceğiz. Program başında kaostan bahsettiniz ya hocam. Evet. Yani bunlar, bu unsurlar yerine getirilmezse diye. İşte getirilmediği zaman kaos çıkar. Kaos çıkıyor yani, tabii. Ben kanun tanımam, ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmem, ben şunu yapmam, bunu yapmam diye bir lüksümüz yok. Yok. Bir toplumda yaşıyorsak evvela aynanın karşısına geçip kendimize karşı olan, vücudumuza karşı sorumluluklarımız tabii, var. Tabii oradan başlıyor. De, değil mi hocam? Evet, yani, evet. Anne yani, babamıza, eşimize, çocuklarımıza, komşularımıza, dairede amirimize, yani sorumluluklarımız çalışanlar çok. Kendi evet. aralarında. Bütün bunlar yani bunları tabii konu sırf ona münhasır tabii. olmadığı için Hı-hı. detaylara fazla giremiyoruz. Vakit şeyimiz de var. Ama aslında bunu herkes biliyor. Evet. Yani herkes üzerine düşen, hepimizin bir rolü var. Bir tane değil. Evet. Belki saysak 10 tane rolümüz var. Üzerimize düşen bu rollerin tamamında ne yapmamız gerekiyorsa bunları hakkıyla yerine getirmemiz gerekiyor. İnşallah. İşte o zaman insanlar birbirlerine güven duyacaklar. Bugün de bakın hutbede muhteşemdi. Güven konusuydu. Yani bizim işte bu huzuru sağlayacak temel unsurlarından birisi de budur, güven. Evet. Bu güveni de kaybedersek inanın bunu asla sağlamamız mümkün değil. Evet. Yani bu kadar önemli, bu kadar kıymetli bir husus. Değerli hocam, tabii son bir konumuz kaldı. Mübarek 3 ayların içerisindeyiz. Maneviyat mevsimi. Yavaş yavaş o içerisindeki önemli gün ve geceler, işte Regaib Kandili'ydi, İsra ve Miraç'tı, Berat'tı derken bir de baktık ki Ramazan'ın gölgesi üzerimize düştü. Düştü. Allah'ın evet, izniyle. Şükür. Aslında
bu saydığınız birlik, beraberlik, kardeşlik, saygı, görevleri yerine getirme, bizim Ramazan'da yardımlaşma, merhamet, bunlar Ramazan ayı gelince tavan yapan duygularımız bizim. Evet. En üste çıkıyor. Evet. Güvenlik falan her neyse. Bunu tüm zamanlara yayabilme noktasında bizim azami gayret göstermemiz gerekiyor. Benim vaazlarımda da kullandığım bir tabir var. İslam sadece bir aya veya üç aylık o maneviyat mevsimine sıkıştırılacak, sığdırılacak bir din değildir. Değildir. Tüm zamanlara hayatımızın tamamını yaymamız gerekmektedir. Değerli hocam, Ramazan'la alakalı ne mesaj vermek istersiniz ETV izleyicilerine, Edirne'deki kardeşlerimize? Evet, teşekkür ederim. Şimdi artık son 10 gün kaldı sanıyorum. Ondan sonra Ramazan-ı Şerif ayına inşallah ulaşacağız. Rabbim sağlık, afiyetle hepimizi ulaştırsın. Amin. Peygamberimizin de duası var ya, hatırlarsak. Evet. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bereketli kıl. Ramazan ayına da bizi ulaştır. İnşallah sağlık, İnşallah. Afiyetle ulaşırız. Bu iki ay, ben şahsen öyle düşünüyorum. Bu iki ay hazırlık aşaması. Çünkü Ramazan ayı gerçekten fevkalade bir ay. Kur'an'da bizzat zikredilen bir ay. Evet. Niçin önemli olduğu bizzat Kur'an'da açıklanan bir ay. Bu Ramazan ayının dışında böyle detay verilen başka bir ayda yok. Evet. Öyle ki biz işte Regaib'le, İsra, Miraç'la, Berat'la ve bu iki aydaki yapılan diğer ibadet, taat ile adeta manen Ramazan-ı Şerif ayına hazırlanıyoruz. Ruhlarımız inceliyor. Yavaş yavaş yanlışlarımız, kötülüklerimiz varsa onları terk ediyor. Ve Ramazan'ın o muhteşem atmosferiyle buluştuğumuzda çok daha büyük güzelliklere kavuşma imkanımız oluyor. Bu Ramazan'a da inşallah toplum olarak çok acılı, buruk duygularla gireceğiz ama bu aynı zamanda inşallah bu aziz millete de bir teselli olacak. Ben buna da inanıyorum. Bu Ramazan ayında Allah'ın izniyle bu vatandaşımızın birliği, beraberliği, ince ruhu, nezaketi, yardımlaşma, dayanışma anlayışıyla hem manen daha güzel noktalara ulaşacağız, hem de bu kardeşlerimizin dertlerine inşallah toplum olarak deva olacağız. İnşallah. Ben ona inanıyorum. İnşallah. Bize çok şeyler katacak. Ramazan-ı Şerif ayının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama sadece şunu ifade etmek isterim. Ramazan ayı bizim günahlarımızdan arınmamıza büyük bir fırsat ve imkan. Yeter ki değerlendirelim. Ama en önemlisi Kur'an ayı olması. Evet. Bu bakımdan şimdiden yani Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak, bunun için gayret göstermemiz gerekiyor. Bizim işte bakın bir sohbet ediyoruz. Bizim bu konuştuğumuz hususların tamamı Kur'an-ı Azimüşşan'da. Tabii. Yani öyleyse biz Kur'an'ın daha o ihtişamına, ahkamına bizatihi kendimiz okumak, araştırmak suretiyle öğrenme gayreti içerisinde olmamız fevkalade önemli ve Ramazan'ı kanaatimce değerlendirmenin en önemli yollarından bir tanesi bu. Onun için ben aziz kardeşlerime inanın ifade etmek istediğim, geliniz şimdiden Kur'an-ı Kerim'i okuma, öğrenme, anlama gayreti içerisine girelim. Ya biz bu kitabı okudukça hayranlığımız artacak. Öğrendikçe hayranlığımız artacak. Şunu da ifade etmek isterim. Çok şükür bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızın işte web sitesine girildiğinde veyahut Diyanet İşleri Başkanlığımızın sahih dini bilgi diyoruz ya. Evet. Bu da çok önemli. Tabii. Çünkü biz internet ortamında nerede ne olduğunu, ne gibi maksatla bu dini şeyler yapıldığını bilemiyoruz. Önemli olan bilgiye değil de doğru bilgiye, doğru yerden ulaşmak. Ulaşabilmek. Evet. Öyleyse Diyanet İşleri Başkanlığı çok önemli bir kaynak. Burada mesela
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali var, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tefsir kitabı var, konulu tefsiri var. Yok ise kardeşlerimizin bunlardan okuyup, ben şahsen hep öyle acizane tavsiye ediyorum. Diyorum ki ya günde bir yaprak, yani bir sayfa şöyle bir yaprak okusak fazla değil. Yani böyle çünkü Kur'an-ı Kerim'i şöyle dikkatli dikkatli anlamaya çalışarak bir sayfanın önümüze açıp bir tefsiriyle beraber okumak da çok önemli. Başucu kitabımız olmalı. Başucu. Ne olur günde 10-15 dakikamızı, yarım saatimizi bir ayırabilsek, o zaman inanın Kur'an'a olan hayranlığımız 1000 kat daha artacak. Çünkü tanımadığımız zaman, bilmediğimiz zaman bir ön yargı oluşuyor. Tabii. Bilmiyor ama ön yargısı var. Halbuki o ortadan kalkacak. Bu okuyanlar mesela Kur'an'ı Avrupa'dan ya da İslam'la henüz müşerref olmamış insanlar okuyup incelediklerinde yani hayran kaldıklarını ve Müslüman olduklarını görüyoruz. Hocam program boyunca işte 3-5 ayetten bahsettiniz. Ne kadar düşünceye sevk ediyor, ne kadar tefekkür ettiriyor, evet. Ettiriyor ve tefekkür edince teşekkür etme gereği duyuyorsun yani. Aynen. Çünkü reçeteyi yazıyor. Reçeteyi yazıyor dediğiniz gibi. Yani nihayet İslam'ın konusu insan. Eyvallah. İnsana da en büyük reçeteyi Rabbimiz tabiri caizse Kur'an-ı Azimüşşan ile sunmuş ve son reçete bu anlamda. Dolayısıyla... Ve çok şükür yani çok yani nihayet 600 sayfalık da bir kitap. Yani açıp bunu okumamız, okutmamız, çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Sadece bu yazılı metinler değil, Diyanet İşleri Başkanlığımızın mobil uygulamaları var. Evet tabii ki. Mesela Diyanet Akademi diye bir program var. Yoksa değerli izleyicilerimiz indirsinler. Evet. Bedava indiriliyor ben zaten. Ben şey yapıyorum zaman zaman reklamını çok yapıyoruz önemli. Cemaatimize. Bu bilgi adına o kadar güzel evet. Ki bir ayete hemen ulaşıyor, tefsirini okuyor mu hatta dinliyor. Evet. Dinliyor yani o güzel hocaların sesleri kayıtlı oturduğu yerde mis gibi. Yani bunu Kur'an ile tanışma, kaynaşma, bütünleşme adına bir fırsat olarak, en büyük fırsat olarak bunu görelim. Zaten orucumuzu tutacağız. Eyvallah. Teravihlerimizi kılacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Ama bu husus çok çok önemli diye düşünüyorum İnşallah. Ben şahsen. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Vermek istediğiniz başka bir mesaj. Yani hocam keşke şunu da sorsaydınız. Keşke şu mesajı da verseydim dediğiniz bir mesajınız varsa son olarak onu da alalım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bizim mesajımız bu toplumda, bu güzel cennet vatanda birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik içerisinde varlığımızı sürdürmektir. Allah razı olsun. Birbirimize düşmeden, birbirimize kızmadan, öfkelenmeden farklılıklarımızı zenginlikler olarak görüp kaynaşmalıyız. İnşallah. Bunu başaracağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Başarmak evet. Zorundayız. Ben çok teşekkür ediyorum tekrar. Televizyonun seyircilerine, Edirneli kardeşlerimize Eyvallah. Saygılarımı sunuyorum. Eyvallah. Size teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ankara'dan şehrimize geldiniz. Stüdyomuzda ağırladık sizleri. Ağzınıza gönlünüze sağlık. İnşallah belki bir gün yine yolunuz düşer de yine böyle tatlı bir sohbette burada İnşallah. Buluşuruz diyelim. İnşallah. Evet kıymetli ETV izleyenleri her haftadan farklı olarak her hafta Cuma günü saat 10 ile 11 arasında Gönül Sohbetleri programında sizlerle birlikte bu ekranda, bu stüdyolarda oluyorduk. Fakat bugün çok marka bir ismi, marka bir şehirde ağırladık. Kıymetli Diyanet İşleri Başkanlığı Baş Müfettişi Doktor Dursun Aygün hocamız bizlerle birlikteydi. Toplumsal huzuru tesis eden maddeleri kendisiyle konuşmaya çalıştık. Ben müstefit oldum kendi adıma. İnşallah hep beraber müstefit olanlardan olmuşuzdur. Ramazan ayına doğru yol alıyoruz. Tutulan oruçlarıyla, okunan mukabeleleriyle, yapılan hayırlarıyla, merhamet duygularının tavan yapmasıyla mükemmel bir aya doğru yolculuk yapıyoruz. Rabbim sağlıklı, sıhhatli bir şekilde ailemizle, komşularımızla, çevremizle mübarek Ramazan ayına ulaşmayı cümlemize nasip eylesin diyelim. Ben Nazmi Merter, konuğum adına, yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hepinize hayırlı günler diliyorum.
Hoşça kalın, hoşça kalın diyorum.